Selamlar. Bu sefer replay üzerinden falan almıyorum. Dümdüz kendim video çekiyorum. Yani şu an maç içerisinde konuşuyorum. Uzun zamandır böyle bir video yapmıyordum. Viego oynuyoruz. Şimdi eşleşmeye bakacak olduğumuzda bence en mantıklı senaryo botu hızlı petleyip bottan skor çıkarmak. Bu oyun Samire kasarsa dümdüz kazanıyoruz. Botun kesinlikle kazanması gerekiyor. Mid ve bot etrafında oynayacağım. Üst koridorum zaten Kayle. Kayle çünkü gank alabilen bir şampiyon değil. Artbox'ta tutuşturulu oynuyor. Bayağı zayıfız. Hani Artbox'un 1 ve 2 atabilme dahi ihtimal var. Ben mesela W kaçırırsam. O riske hiç girmeyeceğim. Kayle'e weak side bırakacağım. 6'ya kadar en azından. Mid ve bot etrafında oynamak en mantıklısı. Bot'un koridor durumuna göre hareket edebilirim. Çok puşlarlarsa eğer o zaman hızlı 3 evvel gank atamam da. Puşlamazlarsa koridor ortada kalırsa gank atabiliriz. Sanırım gank atamayacağız. Yani tabii ki de Yumi koridoru baskı alacak. Böyle koridor üzerine gidecek falan da. Botta summoner'lar kullanılmış. Yumi'nin manası ne durumda? Park'tan bir deneyelim bakalım. Görüş yok. Caitlyn'in birazcık öne çıkması lazım. Vurma vurma. Prediktim okeydi de. Doğru yöne predikt edemedim. Daha doğrusu çocuk sıçrattıktan sonra hemen side step attı. O hareketini beğendim. Şimdi canım doldurdum şeyden. Scuttle'dan bir tur daha gidebilirim. Daha yakaladı. Tamam, Yumi'yi de garantiye aldık. Bunu benim almam lazım. Tamam. Ne? Kalşan niye sorguluyor ya? You are weak side. Vincon is Samira. You are not. Ya Helkayl oyuncusunun şöyle bir egosu var. Şey gibisinden. Sanarsan 16 level'e şey yapmamız gerekiyor. Böyle kalp 1 ve 5 atacak 16 level'e ulaşınca. Falan gibisinden. Değişik bir egosu var. Böyle bir adamla eşleştiğiniz zaman direkt mid değil. Çocuk oyun namına hiçbir şey bilmiyor. Bu oyunun win condition'ı direkt şey yani Samira. Bak mesela neden Samira? Karşıda AD ağırlıklı çok şampiyon var. 3 adet. Bir de Yumi'leri var. Çocuk anti heal artı ninja tabi çektiği zaman mesafet olduğunda bu adamı hiç kimse kesemez. Ve 1 ve 5 atar bu oyunda dümdüz. Kayle değil. Kayle'ın zaten oyuna katılması çok uzun sürecek. Karşısında da güçlü bir şampiyon var. Böyle zayıf olan, rahat gank atılabilen bir ormancı olsa, şey işte koridor şey olsa, şampiyon olsa o zaman oynayabiliriz de. Emre'ye gitmem gerekiyor. Olduğumu çok belli ettiniz ya. Bir de koşabilirim. Ama tarayıcım yok. Priest'e ön gelebilir şu anda. Damage'imiz yetmeyecek. Ultisini almış olmamız yeterli. Bu da bir baskıdır. Bot'tan devam ediyor Graves. Scuttle alıp 5 level olup böyle katılmak istiyorum da oraya. Anlaki. Tamam, çaldırmadık. Gelmedi buraya enteresan bir şekilde. Normalde resete ihtiyacım var ama şimdi bunu alınca 6 level olacağım ve doğrudan bot'a gitmem lazım. Uçmam gerekiyor çünkü Graves de bot'a yönelecek. Yetişemezsem bizimkinden oyunu büyük bir zarar görecek. Yetişirsem de oyunu kazanacağız. Şu dalganın hepsini kaybetti. Tuşturu var mı? Yok.
Bak gördün mü? Grace direkt buradan çıktı. Bot lane'den geriye eser kalmadı. Şu an Asoli kullanabiliriz. Şu an ne olur Asoli kullanalım. Tamam geleceğim. Yedini yakalamaya çalışıyorum. Anlıyorum. Hiç saygı göstermedim çocuğa. Aynen. Caitlyn'i kesmemiz lazım şu an. Garanti. Hem shutdown'u var. Hem de sıçrası yok. Yusuf'un bekletmesi gerekiyor ben gelinceye kadar. Nice. Shutdown'un bende kalması bayağı önemliydi. Oynayalım. Kazanırız burayı. Evet burada cheese atıyor. Tam CC chain'e soktuk. Çok güzel. Gelme. Bu kadar. Büyük trolldü. İnanılmaz büyük trolldü şu an Grayson yaptığı. Bak bu troll oyun kaybettirir. Adamın temposu bitti şu anda mesela. Bunu aldık. Direkt anti ile almam gerekiyor bence. Sonrasında da ninja tabi. Samira çok fazla trade deniyor ama bak. Grayson yediği tüm ganklerin sebebi de zaten bu kadar fazla agresif oynamasıydı. Bunu kesemez miyiz ya? Asolümüz var falan. Anti heal da var bende. Tamam çıktık. Sıçrasını aldık yeterli. Sıçra attı değil mi? Evet. Asol'ün Grace üzerine oynamaya devam etmesi lazım. Çünkü Grace'i kestikçe aslında Yumi'yi de geri düşünüyoruz. Şampiyonda kazanma oranım şeyden sonra arttı arkadaşlar. Mahvolmuş almayı bıraktığımdan beri. Eskiden mahvolmuş alıyordum tabii ki de mahvolmuşun çok ayrı bir gücü var. Bak gerçekten güçlü oluyor. Ama bir o kadar da kırılgan da oluyorsun. O kadar fazla kırılgan olmamalısın bu şampiyon oynarken. Aaa. Şey atmasam gerçekten çok uğraştıracaktım. Tamam gerek yoktu ama. Olsun. Anlık. İnan o noktaya E atacağını düşünmedim. İyi oynadı. Evet ejderin çıkmasına 40 saniye var. Şu mavi hızlıca alabilirim bence. Tamam güzel. Hızlı reset şimdi. Sonrasında da ejderha direkt. Ben şu eşyayı bitirmeye çalışacağım. Çok early bu eşyayı bitirmek için biliyorum ama. Sanırım Samira'mız zayıf bir oyuncu olmasaydı oyun bitmişti şu ana kadar. İkinci defa oynuyor Samira'yı. Vasol'le burayı kazanabiliriz. Bunu kesip reset alabilirim. Tamam. La. Güzel oyun bitti. Bak mesela daha demin şu eşyayla da yüksek bir hasar atabildim, değil mi? Yani mahvolmuş şart değil bu çara. Bu eşyayla da hasar atabilir. Önemli olan şey levelde geri kalmamak Viego'yla. Levelde eğer ki geri değilsen her türlü hasar atabilirsin. Golemlerimi kesiyor. Keser miyiz peki? Atlangaç var mı? Hayır yok. Aa sen onu kaçırırsan olmaz ama.
Kanka benim yolum birazcık uzun ya. İyi tamam güzel. Ultiyi sadece execute atmak için kullanmayın. Şey gibi pike ultisi gibi kullanıyorsunuz bazen. Hayır abi. Rakibe varmak ve slowlamak için de kullanabilirsiniz. Kullandım ama devam yok. Sanırım benim reset almam şu an en iyisi. Anti ya da eşyasını bitirebiliyorum sonuçta. Ya sizde de şu bug'la mı? Hextech Edge'leri çıktığı zaman her zaman şöyle bug'a giriyor. Farklı bir Edge'ler gözüküyor. Hayır bu uzun zamandan beri var bile. En az bir 2 haftası falan var. Neden düzeltilmiyor? Bu arada ölümün duasını tamamladığım zaman oyun bitecek. Bak direkt. Şey olduğu için çok rahat kesemiyorum. Zaten çocuğun banası yok. Şu an bunu farmlamam lazım. Rahatlı. Ready çıkıyor. Grace hala midde. Yetişemez. Şimdi buraya geliyor. Tamam burada savaşalım abi kolay. Win 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 win. Savaşmaya devam et. Penta'mı verin. Penta'ya uğraşmayalım. Tamam Rift'i alalım. Çok iyi oynadım biliyor musun burayı? Mükemmeldi. Eğer ki bak takımımda gerçekten oyuncular böyle NPC değil de insansa Viego ile benim oyun kaybetmem çok zor. Aa bir şey diyeyim Artrox'a gitseydim Penta'yı alırmışım. Harbiden alırmışım ya. Neyse andaki. Dur böyle almamam lazım. Şunların ikisi şu tamam. Bu arada şu pink ile Viego oynamak bayağı bir zorlu. Onu da söyleyeyim. Mesela adam kestiğimde direkt dönüşemiyorum. Bir saniye sonrasında dönüşebiliyorum. Gibisinden. Hızlı oynamak bayağı bir zor. Ellemesle oynasam daha hızlı, daha seri oynayabilirim. Daha tatlı olur. Günün birinde belki. Bana yardım. Asol çok geç geldi ama ya. Gatta'nın kime gitti? Artrox'a gitti. Wow. Asol beni kurtarabilirdi. Asol. Kendi focus only fight. Ejderi kaybettik ya burada. Ben burayı Asol'e yazıyorum ya. Ben Asol'ü yanlış görmediysen bak şuradaydı. Bu çar E ile uçmuyor mu abi? E ile şuraya kadar uçarak niye gelmedin? Neden yürüyerek burada nehirde savaşmaya çalıştık ya Asol? Haksız mıyım? O kadar fazla da dilendim ki yetişirdi kurtarırdı beni. Peki oyunda büyük bir etkiye sahip olur mu bu ölüm? Yok ya. Bence çok sorun değil. Ama Artrox'u kesebilmek için artık mahvolmuşa ihtiyacım olabilir. Base atalım. Şu eşyanın bitmesini bekleyeceğim.
Benim şu oyunda en nefret ettiğim pikler Kyle, JP, Vladimir, Kassadin. Abi bu şampiyonları aldığın zaman oyun otomatikman hani uzamasını istiyorsun. Ne gerek var? Mesela ben daha demin hayvan gibi fettim ya. Karşıdaki Artlux bu kadar fed olmasa adamlar zaten 20. dakikada FF çekecek. Ben niye oyunu illaki 30. dakikada kazanmaya çalışayım ki erkenden bitirip stomplamak varken? Şampiyonları sevmiyorum bu yüzden. Karşısında pasif bir şampiyon olmadıkça bu pikler alınmaması lazım. İyi mi oynadım, kötü mü oynadım bilmiyorum ama Baron aldık sonuç olarak. Ucundan hayatta kaldım var ya. Ben orada şeyi bekliyordum. Asol'ün iki kişilik stun'ını erken mi patlattı yoksa birisi mi bozdu anlamadım. Ultimle birlikte iki kişiye patlayacaktı mesela Asol'ün Q'su. Anla ki. Bak mesela orada adamın az canın kalmasını falan hiç beklemedim. Direkt attım. Neden? Çünkü iki kişiye birden o 99 slow'u vermek için. Ulti bayağı slow diyor. Ben koruyucu melek gidiyorum ya. Boş ver şeyi. Ölmemem yeterli. Takımda hasar da var zaten. Önemli olan benim sadece ölmemem şu maç. Şurada pusuyorlar mesela. Doğrudan buraya şey yapabiliriz. Blind kafa atabiliriz. Karşısında Nautilus gibi hook atıp onu bozacak kimse yok ki. Totemsiz. Bak tatlı bir deneme. Rahatsız etmek üzerine. Hayır niye şu anda base atıyor? Aa, harbiden base attı. Bak son 25 saniye var mesela. Kyle base attığı için normalde bizi içeriye sokmayabilirler. Verse bunun infosuna sahip değil muhtemelen. Ha, güzel fight. Sıçra atsam daha hızlı temizlerdim tabii ki. Allah'ın içine girdim vur. Hızlandırıyorum ben sıkıntı yok. Aman. Oyun biter mi? Bitmez. Bizimkiler zaten açar bence inhibitor'u ya. Ben Drake'i alayım. Oyunu bitirebilecek olsak mesela Ejder Alba'ya tabii ki de gerek yok da oyun bitmez. Tutarlar. Ne kadar var? Aa orman dönüp koruyucu meleğimi de alabilirim. Bayağı bir güçleneceğim bak şimdi şu eşyada bitince. Hayır gerçekten bak takımı da rahatsız etti şu anda. Hala konuşmaya devam ediyor muhtemelen. Şu performans sonrası mesela asla konuşamaz. 22 adet ikili katkısına sahibim takımda 30 skor varken. Tamam şu an bu buildimde sadece mahvolmuş yok. Malmortius almamı gerektirecek bir durum da yok. O yönden de rahatım. Karşıda HP hasar yok. 205 armorum var. Nice. 16 ve oluyoruz bunu alınca. Hala savaş forslamaya devam edebiliriz. Adamlara yani şey yapmayalım, fırsat bırakmayalım. Gel bakayım. Baksana ne kadar geç dönüşüyorum. Benim gücüm herkese yetiyor. Kyle Reis kolay gelsin ya başkanım. Mahvolmuşsuz oynamaya alışın. Karşıda böyle çok tank şampiyonlar olmadığı sürece mahvolmuşa ihtiyacınız olmuyor. Ve bu senaryoda gerçekten kazanma oranınız artacak. Anlayacaksınız farkı. GG. Bence dümdüz taşıdık bu maçı. Tertemiz Viego gameplay'i. Hasarları da gösterelim. 24k hasar atmışım. Hasar olarak fazla çıkmamış harbiden. Galil reisimiz kaç vurmuş ya? Dur ona bakayım. 15k. Helal olsun be. Rünleri göstereyim bir de sizlere.
Yoga da genel olarak rün bu. Karşıda çok kitle kontrol varsa da şunu sıvışmaya çevirirsiniz, o kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorum atarsanız mutlu olurum. Zili açıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.